Hepinize iyi akşamlar. Mahluk bilmezse Halit bilir. Bu toplantıların amisi benim. Kanunda bilirken, yönetim kurulundayken Cafer Bey böyle bir teklifle geldi. Bu programı başlattık. Daha sonra yönetim, ya ne oluyor bir şey olsun, öğrenmeden böyle bir şey başlamış dediği zaman dedim ki ben Cafer Bey'le birlikte bu programı yapıyorum. Meseleye sahip çıktık ve bu toplantılar böylesine devam edip gidiyor. Hiç de pişman değilim. Güzel bir iş yaptığınızı hakkında. Şimdi Olcay Bey'le ilgili bizim onunla iki kavgamız var. Yine arkadaşlarımız iş birlikte çalıştığımız için. İş yerinde bir Türkiye gazetesi, Almanya sergisinde, birisi de Ayıldız gazetesinde iki tartışmamız vardır. Bir de ben onun hakkını savunmak için Don Quixote'luk yapıp gidip kültür dünyasının patronuyla masaya oturmuştum. Biliyorsunuz da. Şimdi Albert Tüzün hatırlayacaktır. Almanya sergisinde ben sonradan yazışlarından dolayı yazdım. Olcay Bey daha önce Almanya sergisinde müdür Hüseyin Sarıkoş kültür müdürüydü orada. Ondan önce kültür müdürü Olcay Yazıcı Bey'di. O da orada. Sonra yazışlarından da ben oraya döndüm. Redaktörüz tabii, haber redaktörüyoruz. Şimdi ben çalışmalarımda pratik bir insanım. Çok mükemmelliği aramam. Bu iş bir an önce yapılmalı. Yemek yemem, zaruri ihtiyaçlarımı yapmam. Masamdaki işi bitiririm. Ondan sonra otururum ya da bir şeyler yaparım. Şimdi Olcay Bey sabahından akşama kadar çalışır. Bilgisayarın başından hiç ayrılmaz. Habire yazar. Yazar. Ben başka servisinden geldiğim için haberlerin haberi bana geliyor. Bir sayıyorum. 24 tane haber redaktörmüşüm. Allah Allah. Ya burada 7 tane redaktör var. 24 tane haber düşer mi adam başına? Bakıyorum. Sonra takip ettim. Bakıyorum. Olcay Bey günde 3 haber redaktörü. Bu kadar şiir yazı kolay mı çevirdi? Ben de Olcay Bey'e tabii takıldım orada kavga ederken. Yani böyle kavga değil de sitem gibi ya da tanışma gibi bir şey. Ya Olcay Bey kardeşim biraz da sen çalış ya falan. 24 haber beynim döndü falan diyorum. 1-2-3 seslendim Olcay Bey sonunda. Ya Recep Bey sen beni denetlemek için mi geldin buraya kardeşim? Böyle böyle. Hani kutumuz var onda, altımız var. İkinci olay çok da güzel. Bir edebiyatçının, bir şairin hakikaten ruh yapısını ortaya koyan bir olay. Ayıldız gazetesinde Ramazan Bakkal orada. Ömer Bütün Mete ile ben konuşmaya gitmiştim. Yazışlar için diyor ki canım. Başka kardeşim Ömer Bey. Ben hiçbir ihtiyacım yok. Maaş istemiyorum, para istemiyorum. Şu... Yani beni bir para vereceksin. Ama yazışlar için oraya gelmek istiyorum. Dedim. Peki dedi o da. Böyle anlaştık. Gittim gazeteye bir baktım ki yazışlar yayın müdürlüğü bütün müdürlükle paylaşılmış. Bize yine anlamadık ya, sayfa sekreterliği. Gazete hazırlanıyor. Mami Kemal Zeybek'le geliyor işte arasına oturuyoruz, sohbet toplantı yapıyoruz değil mi? Yani Mami Kemal Zeybek Bey'in ismi yok. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım, Sayın Bakanım. Bir kere bakan olarak oluyorsa kıyamete kadar bakan olur. Şimdi böyle bir masamız var. Editörler, etrafında da işte bir kalem, sandalye var. Hatırladın mı? Sandalyede ters aynı. Hiçbirisi birisinin değişikliği, eşi olduğu siyah sandalyeler gibi düşünün. Diğer dışarıya çıktık, geldik. Şöyle bir sandalye var. Olcay Bey şöyle baktı. Ne demek o sandalye benim dedi. Aydın Erol'a yanımızda. Ben Aydın Erol'a baktım, Aydın Erol'a baktı. Sandalye hep sahip mi? Ne olacak bu öncülür? Ya Olcay Bey hepsi aynı değil mi? Olur mu otursa da olur. Hepsi aynıysa niye vermiyorsun kardeşim? Diye bir patladı. Demek ki bir farkı var mı? Sadece bir... yok da ama hala... Belki orada ilham doğuyor ya. Sonra Aydınlar o. Mutlaka önce ben oturmuşum herhalde. Aydınlar o bana dedi ki ya Recep'cim sen şiir eleştirmen, şair eleştirmen değilsin. Bu adam şair. Ne diyorsa onu yap dedi.
böyle hesapları size vermeyeyim. Bu yani hakikaten şairin ruh halinde vermesi bakımından önemli bir olaydır. Böyle bir şey. Üçüncü olayda kısaca özetleyeyim. Kültür Dünyası dergisinde çalışıyor uzun süre Olcay Bey ve güzel işler yapıyor. Hakikaten güzel bir dergi. Hemen Nur Bey'le takdir ettiği gibi. Bir gün bir baktık ki Olcay Bey oradan ayrılmış. Olcay Bey niye ayrıldın? Ya bana zam zamanı geldi. 10 bin lira zam yaptılar. Bu nedir? İşte kültür dünyasında parayı olan bazı insanlar ya da bir makam mevkii olan insanlar birilerini yanlarında çalıştırırken o kişinin insan olduğunu unutuveriyorlar. Ya Olcay Bey, senden maaş alıyorum, emeği satıyor sana, orada beynini dokuyor. İşte istemediği zaman böyle tertip bir olayla maaşlandığı zaman bir zamana gelince 10 lira, 10 bin lira, 10 bin lira neyse zam yapmışlar, Olcay Bey'e bakıyorlar, bırakmış. Bunun üzerine de ki sana ne kardeşim, İşte Don Quixote'luk var. İspanyol değiliz ama demek ki bir şeyimiz var. Üstelik durdu. Dedi ki abi, kültür dünyasının başına sen gel. Dergiyi sen çıkart. Dedim ki bak Üstelik, dergiyi çıkartmak için gelmiyorum. Ama işe girecekmiş gibi gelip bu adamla görüşmek istiyorum. Gittim. Oturduk. Ahmet neydi o? Yıldızlar. Ahmet Yıldızlar. Ahmet Doçer, Ahmet Yıldızlar. Oturduk. Konuşalım. Belki de uzmanı. Dedim ki arkadaşım ben dergiyi çıkarmıyorum. Olcay Bey'i de aratmayı biliyorum ama bir şart var. Maaşımı marka olarak vereceksin. 500 lira maaş vereceksin lan. Hiç zam istemiyorum. Olur mu dedi falan böyle. Dedim ki arkadaş bak. Şimdi dedim ben Türk parasıyla anlaşamışsın ben. Zam zamanı gelir. Yılbaşı gelir. Zam yapmanızı isterim. Siz de tutar 10 bin lira zam yaparsanız dedim. Evet dedi. Senden önceki arkadaş öyle yapmıştık. Dolayısıyla dedim, bu şartlarla çalışmak söz konusu değil. Arası var. Çıktım. Kendimce Olcay Bey'in intikamını aldığımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.